Burada böyle Enes'le oturuyorum. Karşıdan iki tane köpeğiyle bir tane kadın geçiyor. Ben böyle yaptım ve döndüm, önüme baktım. Kadın ısrarla bana doğru bakıyor ve gülümsüyor. Şimdi benim o kadına gülümsememem imkansız. Çünkü ısrarla bakıyor ve gülümsemeye devam ediyor. Benden bir karşılık istiyor, bir karşılık bekliyor. Gülümsemesine bir cevap bekliyor. Aynı şekilde ben tebessüm ettim. Kadın sonra yoluna devam etti. Aklıma dün izlediğim bir tane animasyon geldi. İşte Türkler yapmışlar. Şöyle Türkiye'de Hayat diye bir tane adam uyanıyor sabah uykusundan. Çok güzel bir gün diyor, her şey çok güzel olacak falan, böyle kendi kendine şarkılar söylüyor. Sonra işte kahvesini içiyor, yemeğini yiyor falan filan. Kapıyı açıyor, çıkarken yukarıdan aşağıya yukarıdaki komşusu iniyor. Aa merhaba, günaydın diyor. Böyle büyük bir heyecanla ve istekle. Ondan sonra adam böyle bakıyor ve hani hiç cevap bile vermiyor. Hatta bakmıyor da bile olabilir. Ve aşağıya inmesine devam ediyor. Bu adam kapıda işte böyle olamaz, işte bugün kendimi çok kötü hissediyorum falan diye mesaj atıyor. Bugün işe gelemeyeceğim, bugün kendimi çok kötü hissediyorum, işte siz devam edin falan. Sonra depresyona giriyor adam böyle. Yani yatak yorgan oluyor. Ne geldi biliyor musunuz? Belçika'ya ilk geldiğim zamanlarda. Ya böyle durduk yere, hani herkes diyemem. Ama yani %70 böyle, %80 böyle. Diğerlerinde de zaten genelde mesela markette Türk bir tane kadınla karşılaştım. Kadın şöyle. Hani zaten mesela Türkçe konuşuyorum ben. Duyuyor. Ben oğluma Türkçe konuşuyorum. O da kızıyla yarı Türkçe, yarı işte Flemenkçe konuşuyor. Ama bana bir şey söylerken Flemenkçe söylüyor. Neyse, yani burada karşılaştırmaya girmeyeceğim de şöyle şunu karşılaştırıyorum aslında. İnsanların, ya bu insanların hayatlarını nasıl etkiliyor? Gerçekten bu kadar etkisi var mı? Gerçekten inanın var. Mesela oturuyorum, o kadar uykusuzum, o kadar böyle şeyim, başım ağrıyor falan. Ya kadın ısrarla bakıp gülümsüyor ya. Israrla bakıyor, gülümsüyor. Sen de bana gülümse diye gülümsüyor. Hani böyle karşılıklı bir selam alıp verme olayı gibi. Buraya ilk geldiğim zamanda da mesela dışarıya çıkıyorum. Hiç dil bilmiyorum. Belki halla demeyip yani hani çekiniyorum. Ne bileyim işte huyumidah demeyi bilmiyorum mesela. Birisi bana yanından geçerken huyumidah diyor, gülümsüyor. Bunu ister hani içtenlikle yapsın, isterse alışkanlığından ötürü yapsın, isterse böyle hani gözünün ucuyla yan deyip baksın. Ama o sürede bana verdiği enerji güzel bir enerji oluyor. Ve ben o enerjiyle mutlu oluyorum. Hani mesela buraya ilk geldiğim zaman da şey oluyordu. Kendini insan yalnız hissediyor. İşte insanların ona garip baktığını düşünüyor. Sonuçta burada hani hep bir örnek var ya, Türkiye'deki Suriyeliler neyse ben burada öyleyim. Ay bilmeden ezdin ama anneciğim. Her yer papatya ya zaten. Ama yine de işte dikkat ederek geçmeye çalış, olur mu? İşte Türkiye'de Suriyeli neyse ben burada öyleyim şu an. Ve hani insanlar ister istemez garip bakabilirler diye düşünüyorsun. Ve bu yüzden kendini böyle çok depresyona yakın bir sürede gidip geliyorsun. Ama dışarıya çıktığında veya böyle insanlarla karşılaştığında o düşüncen, o kötü enerjin bir anda siliniyor. İşte bir markete gittiğinde, bir şey alacağında ya da birisine bir şey soracağında karşıdakinin sana gülümseyerek cevap vermesi. Ve yani bir hani bir muhabbet, bir sohbet olmasa bile burada şu çok yaygın. Bilmiyorum yani küçüklükten mi böyle öğrenmişler? Mesela bak gözlemliyorum daha yeniden beri böyle. Oturuyorum şu an karşıma, işte park var. Bakıyorum. Hatta şeyi çok istedim böyle. Böyle yolda yürürken falan hani insanları böyle çekmek. Ama suratlarını çekmek çok da doğru olmuyor. Yüzlerini çekmek ve onlardan izinsiz bunu yayınlamak doğru olmayacağı için bunu yapamıyorum. Ama mesela böyle parkta veya böyle tekli kaldırımlarda, hani bazen uzaktayken de oluyor bu. İnsanlar hani böyle gülümseyip geçiyorsun. Hatta böyle ilk zamanlar şey diyordum Pervin'e. Ya tanıyor musun sen diyordum. Yo tanımıyorum diyordu. Ve hani böyle zamanla alıştık ve böyle hani söylüyorduk ya, burada hani herkes bize gülümsüyormuş gibi geliyor. Bazılarının şey diyor ya, size öyle geliyordur diyordu da. Bazıları da hani evet, yani burada insanlar birbirine gülümsüyorlar. Bu bir böyle bilmiyorum, bir erdemlilik meselesi gibi görünüyor galiba. Hatta mesela ben burada şunu kazandım. Mesela karşımda işte benim gibi
türbanlı falan birisi geliyorsa, yani Müslüman olduğunu anladığım birisi geliyorsa direkt böyle şey diyorum, selamünaleyküm diyorum. Mesela Arap olabilir, işte Faslı olabilir, ne bileyim Filistinli, Afganistan olabilir ya da işte başka bir milletten ama Müslüman birisi olabilir. Direkt ben selamünaleyküm diyorum. Ben Türkiye'de böyle bir şey demem yani, demiyorum. Çünkü zaten bir sürü insan var, hani hangi birisine diyeceğim diye bilmiyorum ama ya genel olarak hani gülümsemiyorsun bile ve selam da vermiyorsun. Böyle sesli olarak bir selam da vermiyorsun. Burada ya insanlar işte çocuklara laf atıyorlar, çocuklara bir şey söylüyorlar işte. Ya çok tatlı falan diye ya da işte kaç aylık diyor işte, ne bileyim bir şeyler söylüyor. Onlar belki bunun da etkisi var. Çocuklu olmanın da çok etkisi var. Çünkü ayrı bir böyle hani sempati duyuyorlar, sempatik bakıyorlar böyle. Bir de şey de olunca birazcık genç o gösteriyoruz ya. O yüzden de mesela Pervin'i bazen hani babası zannetmiyorlar falan. Öyle bir muhabbet gelişiyor. Ondan da kaynaklı olabilir, bilmiyorum. Mesela çocuk olmadığı zaman, şunu düşünüyorum şu an. Çocuk olmadığı zaman dışarıya çıktığımda da yine böyle mesela şey bir ortamdaysam. Mesela insanların koştur koştur olmadığı. Mesela Mayır var, tamam mı? Burada merkez. Orada insanlar işte bir alışveriş halinde, işte çok kalabalık, herkes böyle bir şeyler yapıyor. Bir, o tarafa akan bir trafik var, bu tarafa akan bir trafik var, yayaların yürüyorlar. Öyle olunca hani mesela insanlar çok göz kontağı kurmuyorsun. Zaten bir şeylere bakıyorsun, başka bir şeyle ilgin, alakan, kafan başka bir yerde olmuş oluyor. Ama mesela böyle park gibi yerlerde, yürüyüş alanlarında veya işte bu kaldırımlarda veya işte kütüphanelerde veya... ne bileyim daha böyle birebir olan yerlerde karşılıklı yürürken mesela o şeyi alıyorsun, bakışı, o şeyi göz göze geliyorsun ya da onun sana baktığını görüyorsun ve tekrar ona bakıyorsun, o sana böyle selam veriyor. Bitmedi kuzucuğum bak. Mesela ben 20 yıla yakın Türkiye'de yaşadım. Türkiye'de buradaki mesela ergenlerde aynı şey yok. Evet. Mesela genelde orta yaş, işte orta yaş üstü, yani belli bir olgunluğa erişmiş insanlarda oluyor bu. Ergenleri biraz daha ergenler tabii ki de ve karşıdaki insan ona bakıp şey yapmak falan, o kendi hayat telaşlarında oluyorlar onlar. Ama mesela böyle kızlar falan oturuyor, mesela dün müydü neyse, kızlar oturuyor böyle bankta. Hani gülümsedik, birbirimize selam verdik, bu da oluyor ama ben ergenken, ergen zamanlarımda tanımadığım insana birisi böyle bir şey yapmam, yani yapmazdım. Yapsam zaten direkt yanlış anlaşılırdı ya da ben ondan korkardım yanlış anlaşılmasa bile. Çünkü alışık olmadığımız bir şey. Ama burada insanlar bunu böyle bir adet haline gelmiş gibi, yani ben öyle algılıyorum. Mesela yaşlılar ya da işte böyle orta şeyler, orta yaştaki insanlar bizim gibi birbirlerine selam veriyorlar ve diyaloğa giriyorlar. Girmeyenler elbette var. Bunu şey yapıyorum, hani tenzih ediyorum. Onlar tabii ki de kendi karakterleri, girmeye de bilirler. Mesela farklı milletten insanlar olduğu zaman ben mesela işte çok akıcı Flemenkçe konuşamıyorum ya da Flemenkçe konuşamıyorum. Ama orada mesela Flemenler kaynaşıyorlar ya da ne bileyim Rus iki tane kadın oluyor, anne oluyor. Çocukları oynarken ikisi karışıyorlar. Ama şunu hissediyorum, eğer ben de mesela o dilde çok akıcı konuşsam, bilseydim, ben de o muhabbete katılabilirdim. Bunu bana açık bırakıyorlar aslında yani. Hani mesela gözün ucuyla bakıyor, hani anladın mı? Böyle ya, bu duyguları evet Türkiye'de yaşamadığımı fark ediyorum. Mesela şeyi çok merak ediyorum, yaşadığınız ülkede özellikle çocukluysanız, çocuğunuz varsa şöyle bir şey oluyor mu yani? Hani çocuğa karşı mesela burada gerçekten böyle bebeğe, çocuğa karşı ilgi, yani hani diyorum ki bazen hiç çocuk görmemiş galiba bunlar diyorum. Belki de aslında çok fazla çocuk var. Hani şey direkt doğum oranları Türkiye'ye göre daha mı düşük diyecektim. Ya da nüfus daha düşük zaten. Onun etkisi vardır belki ama ya da şunun da etkisi olabilir. Mesela buradaki yaşlılar kendi çocuklarını veya torunlarını belki Türkiye'dekilere göre daha az gördüğü için, Türkiye'dekiler bu sevgi ihtiyacını kendilerine ikililerle giderdiği için bunlar dışarıdakilere daha çok meyledebiliyordur belki. Bak bu mantıklı olabilir. Sizin orada nasıl, merak ediyorum. Yaşadığınız yerde nasıl mesela çocuğunuzla dışarı çıktığınız zaman çocuğunuzla karşı ilgi alaka nasıl? Bir de tabii size karşı da mesela. Var mı böyle durduk yere gülümseyen? Mesela Bakü'de o kafamı yerden kaldıramam yani. Kaldırsam ve bir adama gülümsesem
zaten en başta Pervin herhalde bana tepkisini verir. Hani böyle bir şey olamaz yani. Da yani alışılmışlık olduğu için insanlar bunu garibe görmüyorlar. Ne bileyim, farklı bakmıyorlar. Hatta olması gereken bir şeymiş gibi görüyorlar. Ama biraz daha bunu eskiler, yani yaşlı insanlar daha çok sürdürüyor galiba. Ya değişiyor. Evet ya, buna giremem. Bu karşılaştırmaya, yaşlı genç nesil hangisi daha çok yapıyor, buna giremem. Çünkü çok değişiyor. Kişiden kişiye değişiyor. Böyle aklıma o geldi. Mesela trafikte bile ya, çok komik. Hani trafikte bile mesela arabada dururken işte Enes arkada mesela. Bak mesela el sallamayan da oluyor ama mesela Enes'e durduk yere şaklabanlık yapan oluyor. İşte ne bileyim, Enes'e böyle işte güldüren oluyor, el sallayan oluyor. Bazen bir kere mi ne oldu mesela, Enes'in el sallayıp böyle karşıdan cevap alamadı ama Enes'ten önce böyle ona böyle işte selam veren, ona işte hareketler yapanlar çok oluyor. Ya illa ki şimdi her yerde oluyordur. Ama dediğim gibi ben mesela burada 3 yıldır burada yaşıyorum ve ama şimdi Türkiye'de çocuksuz yaşadım. Bu ayrım çok gerçekten. Şu an bunu şey yapamıyorum, karşılaştıramıyorum yani. Ama birebir olduğum zamanda da insan ilişkilerinde bu kadar ilk görüşte özellikle bu kadar iyi başlamak ya da işte selam vermek, bunları ben Türkiye'de görmedim açıkçası. Düşünüyorum, görmedim yani, böyle bir şey yaşamadım. Şu an bunu keyifle yapıyorum. İşte yolda yürürken Pervin, hatta böyle şey diyorduk. Ya ağzımız yoruldu artık gülümseyip durmaktan diyorduk hani. Gerçekten insan şey oluyor ya, böyle garip oluyor ilk başlarda. Şimdi alıştık ama. Neyse arkadaşlar, böyle işte aklıma geldi, böyle bir anda hiç video çekmek fikrim yoktu. Ama kadın böyle ısrarla gülümsememi bekleyince o aklıma geldi ve çekmek istedim. Bir tarafta iyi veya kötü şeyler var. Her yerde iyi veya kötü insanlar var. Demek değil ki bu burada her şey çok güzel veya buradaki insanların hepsi çok iyi demek değil. Tamam. Ama ya açıkçası şunu görüyorsunuz. İnsanlar pek çok şeyi aşmışlar. Ya bir de şey çok önemli. Mesela buraya ilk geldiğimizde bizim kafamızda bir sürü soru işaretleri var, bir sürü işte dertler var, sıkıntılar var. Hani o insanlarda artık bir düzen olduğu için, mesela Türkiye'de de insanların yaşam sıkıntısı var, ne bileyim işte geçim sıkıntısı var, çocukların sıkıntısı var vesaire. Bunları düşünüyorlar sürekli. Ama buradaki insanlarda artık düzenleri kurulu, işte ne bileyim parasını alıp keyfine bakıyor mesela, o yaşlı insanları kastediyorum. Ve onun için hayatı güzel yaşamak önemli bu saatten sonra. Onu da tadını çıkartıyor. Bizim ülkelerimizde bu tür şeyler çok mümkün olmadığı için, hani bir tane yaşlı bir teyzeyi izlemiştim. İşte ben diyordu böyle hani şey geziyorum. Arta kalan, pazar pazar gezip arta kalan yiyecekleri topluyorum diye. O kadın kime nasıl gülümsesin Allah aşkına. Böyle. Herkese umut dolu bir hayat diliyorum. Güzel bir ömür diliyorum. Ne bileyim, karşınızdaki size gülümsemese de belki bu başlangıcı siz yapabilirsiniz. Tabii ay yine yani bilemiyorum. Yanlış anlaşılma kısmının dışında kalacağınıza eminseniz tabii bunu yapın. Böyle. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bye bye.